Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Shopper Alex yapmış arkadaşlar. Kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ürünün. Şöyle arkadaşlar. Ürün arkadaşlar böyle. Arkadaşlar oyun testlerini ikinci videoda atacağım. Ama arkadaşlar hiç videoyu bu videoyu editlemeyeceğim. Bu videoyu hiç editleyemeyeceğim arkadaşlar. Direkt kanalımıza atacağım bu videoyu. Ve arkadaşlar bu tek fanlı olan modeli, yani ucuz olan modeli. Öğrenci kardeşleri falan varsa arkadaşlar abilerim, onun için güzel bir seçenek. Yani hem ucuz tek fanlı olduğu için hem de overclocklu arkadaşlar. Bunun YouTube'da tanıtımı, yani Türk bir tanıtımı yapan bulamadım. O yüzden ben de şöyle tanıtımı yapayım dedim. Kutu açılımı da yapayım dedim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere Radeon RX 460 yazısını şöyle görüyorsunuz. Ben şuradaki kutuyu yakınlaştırayım. Şurada HDR özelliği olduğunu, AMD FreeSync, yani bunu açıklamak gerekirse arkadaşlar bu ne denir ona? Hani gözleriniz çok kızarır ekrana bakarken, bu FreeSync özelliği bir monitörünüz varsa bunu açtığınız zaman yani o kızarmayı engeller. DirectX 12 optimize var, yani DirectX 12, yani söyleyemiyorum farklı tek fazla. Bir de FinFET 14 var. Şöyle üstüne baktığınız zaman 2 GB ve bu model bu. Bir de overclocklu olduğunu yazıyor. Yanında da işte arkadaşlar böyle etiket gibi bir şey var. Arkasında arkadaşlar şurada diyor işte RX 460 grafik kartı diyor, HDR özellik diye, işte DirectX 12, işte FreeSync, işte FinFET 14, işte Vulkan, OpenGL, işte bir sürü şey var. Crossfire da destekliyor. Ve PCI Express 3.0 gerekli arkadaşlar. Bir de şöyle yan tarafına baktığımız zaman sistem özelliklerini söylüyor arkadaşlar size. PCI Express X16 slot olması lazım. 400 watt en düşük güç kaynağı. Burada arkadaşlar 400 watt en güçlü güç kaynağı derken, yani şurada en güçlü güç kaynağı derken yani 400 watt çekmiyor mu yani? 400 wattlık bir güç kaynağınız olsun diyor bunu takarken diyor. Sonra arkadaşlar şu 4 GB ya da 4 GB, en az 8 GB önerilen RAM. Sonra bir tane işte monitörünüz, işte klavyeniz, mouse'unuz olsun diyor. Sonra arkadaşlar şu arkadaşlar şeyin ışığı gitti. Dakika. Evet arkadaşlar, videoma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim lambam arkadaşlar, şu andaki lambam şarjlı bir lamba olduğu için şarjını ettim. Bir daha arkadaşlar şu anda videoya geri dönelim. Arkadaşlar şuradan devam ediyorduk. Burada 8 GB işte demiştik de monitör falan lazım demiştik. Bir de burada arkadaşlar DVD drive da Blu-ray disk okuyucu falan lazım diyor yani. Bu olması lazım. Bilgisayarınız diyorum arkadaşlar, bunlar olmazsa sıkıntı olmaz. Eğer internetiniz var ise indirirsiniz, ama bunlar internetiniz yok ise arkadaşlar indiremezsiniz. Yani CD'den takmak için, yani onun için yazmışlar. Burada Windows 10, Windows 7 64 bit istedi arkadaşlar. Göstermişler çıkışları arkadaşlar. Bir tane display, bir tane HDMI, bir tane de DVI portumuz var arkadaşlar. Şöyle geldik olursa kutuyu açmaya başlayalım. Ben kutuyu açtım arkadaşlar. Bayağı 8 ay, 9 aydır kullanıyorum. Kolay bir şekilde arkadaşlar açabilirsiniz kutusunu. Burası açılıyor. Bir arkadaşlar ekran kartı karşımıza çıkıyor, ama ilk önce arkadaşlar şöyle kullanım kılavuzu, işte kurulum grafik şeysi. Bu ürün kaydı arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Shopper ürün kaydı yazan yer arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani buradan Shopper ürün kaydı yapın diyor arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar kurulum diski ve arkadaşlar nerede üretildiğine dair bir kağıt çıkıyor arkadaşlar. Kutusunu arkadaşlar gelecek olursak, ben arkadaşlar ben kutusunu beğenmedim. Neden beğenmedim diye sorarsanız arkadaşlar, yani çok sıradan bir kutu olmuş yani. Aslında yani şuraya böyle bir köpük koyarsın, üstüne böyle kartı eklersin. Bunun üstüne böyle bir tane, hani bir anakart köpüğü oluyor işte.
Onlar da olursa arkadaşlar güzel olur, baksanıza yani böyle çok kötü yani o. MSI falan böyle yapıyor arkadaşlar, çok güzel oluyor. Bak arkadaşlar belki tek fanlı modeli ondan da olabilir çünkü Nitro modellerinde daha farklı olabilir. Ve kartımız arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere. Şöyle arkadaşlar çıkardım. Kartımız böyle şekli tek fanlı bir model olduğu için arkadaşlar şöyle. Aşağısı. Bir de arkadaşlar girişler arkadaşlar. HDMI display. Bir de arkadaşlar DVI port var. Ben bunu arkadaşlar neden böyle mavi bunlar şeyde yazarsanız, ben sadece HDMI portunu kullandığım için buradan çıkarmaya gerek duymadım. Toz falan kaçar diye. Şimdi arkadaşlar burada işte giriş arkadaşlar ve ben geldiğimde şunu merak ettim. Şurada şöyle şeyler var. Gördüğünüz üzere şöyle netlesene. Şöyle şeyler var. Burada neden yok arkadaşlar? Burada olmamasının nedeni ben de bilmiyorum ama çalış arkadaşlar yani. Buradan kargo falan düşmüş diye yani endişelenmeyin. Burada fan var. Tasarım olarak arkadaşlar yani idare eder tasarım olaraktan. Çünkü yani fazla iyi değil. Kötü de değil tasarımı. Yani bir fan koymuşlar sadece üstüne. Başka bir şey yapmamışlar. Çift fanlı olsaydı daha güzel tasarım olur. Şimdi buradaki boşluklar gözüküyor. Tek fanlı olduğu için. Adam yani tek fanla kocaman bir radyatör koymadı ama çift fan olsaydı kocaman radyatör olurdu, daha güzel gözükürdü. Ama böyle iyi olmuş yani tek fanlı bir modele göre. Bunun fiyatı bayağı arkadaşlar yani diğer çift fanları göre ucuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle ekran kartımız da burada duruyor. Ekran kartının genel görüşüm arkadaşlar benim için iyi zaten. Soğutmasını beğendim arkadaşlar yani fazla bir şey yapmıyor. Yani çok da sıcak değil. Tabi arkadaşlar bunu oyun testinde görür arkadaşlar. Videoyu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızda arkadaşlar konseptini arkadaşlar yani böyle kutu açılımları ve arkadaşlar oyunlar olacak. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ekran kartımız bu. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.